Peki başka bir tartışmaya çekelim şimdi ekranın seyircileri. Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu birisini kastetti. İsim de vermiyor. Estetik ve botoks ve dolgu konusunda. Ve dedi ki cenaze sahnesi çekiyoruz. Üzülürken o kişinin alnı bile kırışmıyor dedi. Önce haberi izleyelim ama ikinci sayfa kim olduğunu yakaladı. İzleyeceğiz. Emlakçı mı çiçekçi mi belli değil. Bir adayını doğru alamıyorsun. O yüzden. Şimdi evet. Arkanızda çiçek tam olabilir. Sen bana selamın aleyküm deme denecek bakın. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Çok sevindim seni gördüm. Hamdolsun. Evet, sosyal medyada çok güzel fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Çok beğeniyorlar ama biraz da böyle Photoshop iddiaları da çok fazla oluyor. Onları da zaman zaman açıp. Yani kurban olayım. Bak şimdi 25 yaşında kızlar bir geliyor. Orada botoks, burada dolgu var. Bak size bir şey söyleyeceğim. Dur şimdi kire vermeden nasıl anlatacağım bunu? Bu bir yerden şimdi şöyle. Memleketin birinde bir gün birileri bir kamera önünde hikaye anlatırken bana bir yönetmen dedi ki o dönem hiçbir botoks bir şey yok. Şu anda suratımda her şey var. Hamdolsun hiç bunu saklayacak falan da değilim. Tabii ki ben de elimden geldiği kadar o bakıma dikkat ediyorum. Karşımdaki oyuncu 25 yaşında cenaze sahnesi çekiyoruz. Kızın şurası kırışmıyor falan. Ben de hiç botoks yok. Ben bir böyle yapıyorum. Yakın planda benim surat oluyor cadı. Öbür taraftaki kadınların hiçbirinde şurada bir şey yok. Böyle duruyor erkek. Dedi ki sen de mi yaptırsan acaba biraz diye. Hocam dedim nasıl olacakmış. Yani şimdi oyunculuk yeteneğini gölgelemeyecek şekilde minimumda tabii ki her şeyi yaptırıyorum. PRP mi istersin? Yok o vampir şeyi o kırmızı yapıyorlar ya onlar işte H100 altın iğne, botoks da var, dolgu var dolgunuz bir tarafı. Şurası benim çocukken bir cam konuşmuşluğum var şurayı dolduruyorum falan yani. Tamam Instagram'da filtre kullanmayan var mı? Ya babam bile kullanıyor filtre ben mi kullanıyorum? Bir de çok özür dilerim arkadaşlar da bu benim mesleğim hani. Yani ben bugüne kadar aktör olarak güzellik hiç çıkarmadım cepten. Biz de bir 20'li yaşları gördük ya yani. Bizde de bu dudaklar bu gözler vardı da. İşte iyi aktör desinler hep karakter oyuncusu falan. Şimdi 50'den sonra işte 90 yaşında 19 gösterip Ajda Pekkan olacağım oyunculukta inşallah. Evet Yeşim Ceren Bozoğlu isim vermiyor. 25 yaşındaki bir rol arkadaşını işaret ediyor ve diyor ki cenaze sahnesi çekiyoruz diyor. Hani yüzü gözü hiçbir şekilde oynamıyor. Üzülürken alnı kırışmıyor. Ben orada cadı gibiyim falan diyor. Peki onun açıklamasından sonra sosyal medyada ne oldu? Hemen herkes Yeşim Ceren Bozoğlu ve cenaze sahnesi diye arama motorunda aramaya başladı. Ve karşılarına da arayanların karşılarına da Kalbimdeki Deniz dizisindeki cenaze sahnesi çıktı. Şimdi dizi 6 yıl önce çekilmiş. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun arkasında da 25-26 yaşında olan 3 tane oyuncu var. Nazlı Pınar Kaya, Hazal Adıyaman, Merve Aysal. Bir getirelim. Nazlı Pınar Kaya soldaki dikkat edersen böyle tam böyle kaşın ortası evet. Değil mi çatın var. Evet o görüntüyü getirelim arkadaşlar böyle yürüyorlar beraber. Hazal Adıyaman'ın değil mi sanki suratında böyle bir alnında bir hiç evet. Kırışma yok. Ama böyle alnının hiçbir şekilde orada Merve. Hareket etmediği Merve Aysal. Evet. Yeşim Ceren Bozoğlu sahnenin bir yerinde onun önüne geçiyor. Merve Aysal çok işte bu. Durdurabiliriz. Durduralım mı sen? Durdurabiliriz. Soldaki doğru. Soldakinde kaş çatılıyor. Evet. Hazal Adıyaman o. Hazal Adıyaman'da bir aynen dediğin gibi sol taraftan şöyle bir çizgi var. Evet. Ama Merve Aysal'ın hiçbir şekilde yüzünde oynama görünmüyor. Herhalde Yeşim Ceren Bozoğlu'nun herhalde değil kastettiği kişi. Evet. Zaten sosyal medyada da hızla yayıldı. Ama Yeşim Ceren Bozoğlu da iyi röportaj sırasında mikrofon bir anda uzatıldığında 6 sene önceki meseleye nasıl takılmışsa onu hatırlıyor. İnsan dün konuştuğunu unutuyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçek oyuncu da mimikleriyle o duyguyu tabii nasıl ki veriyor? Şimdi o sahnede bir yürüyorlar ya tekrardan evet bir başa getirebiliyor muyuz? Şimdi o arkadaki genç oyunculardan kamera açılıyor ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun suratına böyle yakın geldiğinde o surata bakar mısın? Evet. O acıyı sana gösteriyor, o acıyı sana yaşattırıyor. Evet, kesinlikle. Ve de böyle dramatik tam, sahnelerde. Tam bir yerinde kesmişiz arkadaşlar. Öyle bir yerden kesmişiz ki Yeşim'in yüzünü göremiyoruz. Şöyle ama de bir durum var. Aslında genele baktığında herkeste böyle hafif bir filtre var gibi.
Artık ama aralarında da bir 20 yaş fark var bu oyuncuların. Evet, yani yan yana durduğu. Öyle. Ama Yeşim Ceren'in yüzündeki tabii ki bütün hatlar belli oluyor. Evet. Merve Aysal'ın böyle bayağı makyajdan şimdi çıktı. Zaten estetik yaşı o kadar düştü ki. Evet. Liseden mezun olurken kızlar, özellikle kızlar mezuniyet hediyesi olarak işte burun estetiği istiyor. Aa. Ya da silikon. Aynen öyle, silikon istiyor. Düşünebiliyor musun? Daha yüzü oturmamış. Esna araba isterdi. Kemik yapısı tabii oturmamış ve ben burun ameliyatı olacağım diyor. Ya da diz yaptıran kapağı estetiği oluyor falan. Onlar da varmış. O da var. Hafif böyle çekiyorsun. Neler neler var yani. Özellikle bu sosyal medya ile birlikte herkes bir kusursuz görünmek istiyor. Ne yazık ki. Herhalde. Ne diyorlardı o hastalığı? Dismorfofobi. Yani aynaya baktığın zaman kendinde hiçbir kusur yok ama kusur arıyorsun. Ya da küçücük bir şey var, bir rahatsızlık var. Sistem ona itiyor ama ne yazık ki. O seni büyütüyor, böyle onu büyütüyorsun kafanda. Tamam, sistem seni ona itiyor ama dünyaca ünlü bir oyuncu olmak, o platformda ses getirmek ve alkışlanmak için sistem seni aynı zamanda dijital platformlardaki doğal oyuncuları da gösteriyor. Seçim senin. Evet. Yani orada seyirci bir şeye hayran kalıyor. Ya diyor, oyuncunun yüzünde çizgi var, performansına bak, hiç umursamıyor diyor. Onu da örnek alabilirsin. Doğru. Buradaki John filtreleri de örnek alabilirsin. John filtresi. Tam John. Herkes aynı.